Türk İş Konfederasyonumuzun Sayın Genel Başkanı Ergün Atalay Bey şeref verdiler partimize. Çok güzel, mutluluk verici haberler getirdiler Türkiye'miz için, emekçi halkımız için. Çok önemli mücadele, eylem kararları aldılar. Sayın Ergün Atalay'a rica ediyoruz. Bu Türk İş'in aldığı eylem programını bize açıklarlarsa çok teşekkür ederiz. Kabul ettiklerinden dolayı Sayın Genel Başkan'a, onun çalışma arkadaşlarına, Türk İş Camiası olarak teşekkür ediyorum. Ben pazartesi günü akşamı İLO'daydık. İLO'da Türkiye adına, memur, işçi adına ben konuşmacıydım. İşte 5 dakikalık bir konuşma metnimiz vardı. O 5 dakikanın içine şey Keskin, Diskin, Hakiş'in, Memur Sen'in, Kamu Sen'in taleplerini öne koyup oradan da ben özellikle Türk İş'in önceliği Soma'daki 301 cinayeti, bir de özellikle yatağındaki arkadaşlarımızın konumunu orada İLO'da dünyaya anlattım. İşte dün de geldim, arkadaşlarımız Türk İş'i ziyaret etmişler. Basında her ne kadar basıldı gibi anlaşılıyorsa da adamlar, arkadaşlarımızın orası evi. İşte dün akşam geri gelmez kendilerini ziyaret ettim. İşte bugün de başkanlar kurulunu topladık. Özellikle tez iş ve maden iş sendikalarımızın başkanlarına dedim, yönetimlerinizi toplayın, bir eylem planı hazırlayın, Türk İş Başkanlar Kurulu'na getirin. İşte bugün Türk İş Başkanlar Kurulu'na eylem planını getirdiler. Biz getirdikleri planın tamamını noksansız şekilde uygulayacağımızı bugün işte özelleştirmenin onun önünde deklare ettik. Plan şu, yani maden işe tez işimizin planı. Pazartesi günü tüm yurtta maden iş ve tez iş yerlerini bir gün işi bırakacaklar. Salı günü de biz Türkçe bağlı bütün iş yerlerinde 2 saat iş yerinde arkadaşlarımız çalışmayacaklar. Çarşamba günü saat 6'dan sonra 81 ilde il temsilcimiz ve özellikle 5 tane bölge temsilcimiz onların refakatında 6'da mesai bitiminden sonra 81 ilde arkadaşlarımız toplanacaklar, bütün sendikalar AK Parti il binalarının önüne gidip Türk'ün hazırladığı metni okuyacaklar. Orada 1 saat oturma eylemi yapacaklar. Yani bizim ilk tes işin, maden işin bize hazırladığı eylem planı bu. İşte ilki bugün başkanlar kurulu özelleştirmeye gitmekti. 3 tane bu plan. Yani 4'ünü bu hafta içinde bitirmiş olacağız. Ondan sonra da onların hazırladığı eylem planına göre, yani 21'inde de maden iş sendikamız özellikle Soma'da sendika olarak orada miting yapacak. Biz Türk İş olarak oraya katkı sağlayacağız 21'indeki mitinge. Yani kısa özü şu. Özelleştirmeden bu ülkedeki insanlar bu ülke bedel ödüyor. Dünyanın gelişmiş ülkeleri de özelleştirme yaptılar ama şu anda İspanya'da, özellikle Almanya'da, İtalya'da görüyoruz, kamulaştırmaya dönüyorlar. Ben Türk İş Başkanı olarak, Türk İş Yönetimi olarak talebimiz şu. Yani özellikle madenlerde de bu, özellikle Soma cinayetinden sonra bu yatağın durması gerektiğini burada bir kere daha kamuoyuna, ülkeyi yönetenlere sesleniyorum. İşte bugün özelleştirmenin önünde bununla seslendim. Orada bugün arzum şuydu, işte bizden sonra da bugün işte programı açıkladık. Arkamızdan sonra orada ufak bir tartışma yaşanmış. İşte bir arkadaşımızın biri de hastanede olduğu söyleniyor. Şimdi biraz sonra ona da diyeceğim, geçmiş olsun diye. Biz Türk İş dökmeden, kırmadan, yakmadan, yıkmadan ama temsil ettiğimiz insanların hak menfaatini dün de yerine getirdik. Bugün de noksansız yerine getirmeye devam ederiz. Türk İş'in bu konuda İşçi Partisi, başta Sayın Doğu Perincek, başta 1 Mayıs'ta yanımızda olmak üzere her zaman bizim yanımızda oldu. Onun arkadaşları bizim yanımızda oldu. Türkiye varsa Türk İş var. Türk İş'in 62 yıllık sloganı buydu. Bu sloganın arkasında benden evvelki Türk İş yönetenler durdu. Ben de bunun arkasında durmaya devam ederim. Söyleriz ve söylediğimizi yerine getiririz. Yerine getiremeyeceğiz, bir şey söylemeyiz. Kolay gelsin, teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Biz de İşçi Partisi olarak Türk İş İşçilerin Sendikası, bir emek kuruluşu, en büyük emek kuruluşumuz. Biz de işçi partisiyiz, yani işçilerin siyasi örgütlenmesiyiz. Her zaman beraber olacağız, el ele olacağız ve Türk İş'in bu eylem planını işçi partisi olarak bütün gücümüzle destekliyoruz. Bu eylem planında Türk İş Sendikamızla birlikte olacağız ve emekçilerin başarısı için el ele, omuz omuza mücadele edeceğiz. Sayın Ergün Atalay'a da buraya onur verdikleri için çok çok teşekkür ediyorum.